Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Akatsuki Shop'tan gelen gizemli bir kutuyu birlikte açacağız. Ben kutu açma videolarına bayılıyorum. Biliyorum siz de seviyorsunuz. Ve böyle devasa bir kutu. İçinde figür var bu arada. Tesadüfe bakın ki ben de bir oyuncak rafı aldım kendime ama şu anda bomboş gördüğünüz gibi. Bu videoda hem oyuncak rafımı birlikte düzenleriz hem de bu figürleri açıp yerleştiririz birlikte. Ben çok heyecanlıyım. Bir an önce artık açmaya geçmek istiyorum. 3 gündür de bu kutu böyle masanın üstünde duruyordu. Ben kutuya bakıyorum, kutu bana bakıyor. Ben kutuya bakıyorum, kutu bana bakıyor ama kendimi tuttum ve açmadım. Sizinle birlikte videoda açacağız şimdi. Öncelikle bu hediyeler için Akatsuki Shop'a teşekkür ederim. Kullanıcı adını aşağıda görüyorsunuz. Açıklamaları da linkini bıraktım. Bir sürü kaliteli figürleri var. Bakabilirsiniz. Benim gibi anime ve figür sevenler bayılacaktır. Anime dışında şeyler de bulabilirsiniz orada. Çok tatlı figürler, hediyelikler, aksesuarlar. Bir sürü güzel şeyler var. O zaman ben çok heyecanlıyım. Hadi kutuyu açmaya geçelim. Bu arada oyuncak rafımı dizerken size küçüklükten kalma oyuncaklarımı da göstereceğim. Ay, umarım düzgün açarım. Baktım göremiyorsunuz oradan. Ben de şöyle bir masa getirdim. Evet, şimdi daha rahat gözüküyor. Bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun arkadaşlar. Ben de bugün oruçluydum. Vallahi zor. Zor ama bir yandan da güzel. Özlemişim Ramazan ayını. Vallahi öyle sıkı paketlemişler ki şunu açana kadar canım çıktı. Arkadaşlar içinde böyle bir sürü şey var bakın. Allah'ım çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Acaba gizemli kutumuzda neler var? Önce küçükten başlayalım mı? Önce küçük olandan başlıyorum arkadaşlar. Bir sürü kağıt parçası olduğu için zarar görmediğini düşünüyorum. Bakalım, umarım zarar görmemiştir. Çok merak ediyorum buna ne çıkacak. Hadi birlikte bakalım. Ne? Hatsune Miku çıktı. Ve bu da kanatları. Bakar mısınız? Size yakın çekim de yapayım. Ama önce şu kanadı takayım. Çok tatlı. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok güzel. Saçlarını falan çok detaylı yapmışlar. Çok tatlı. Hani boya konusunda da kusur yok. Hani bazı figürlerde görmüşsünüzdür illaki. Böyle yüzü falan değişik boyuyorlar. Hiç benzemiyor o karaktere. Ama bu öyle değil. Gerçekten çok güzel. Ben bunu görmeseniz de şöyle küçük masama koyacağım. Ve açmaya devam edeceğim. Bu arada burası dağıldı yine. Burada böyle büyük bir kutu var. Görüyorsunuz oradan. Bu büyük kutuyu en son açacağım. Onun yanında bir tane daha kutu var. Onu açacağım şimdi. Dan dan dan. Arkadaşlar makine çıktı bundan da. Makine'yi çok seviyorum. Hatta Instagram'da beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bunun cosplay'ini de yapmıştım. Şöyle hem buradan göstereyim hem de yakından göstereyim size. Çok mutlu oldum. Açıyorum. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Güzel paketlemişler bakın. Katman katman karton var. Ve bu da bantlı. Ops. Böyle bir şey çıktı. Böyle iki kat. Ve gördüm. Gözüküyor ufaktan. Biraz daha bant var. Evet. Tamam. Ya! Ya sen çok güzelsin. Bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Makine çok tatlı. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel. Aa, burada bir topuğu var. Topuğunu da şuradaki deliğe geçiriyoruz. Ben bunu topuk sandım ama stand içinmiş. Çok mantıklı bu arada. Vaa, böyle ayağı yukarıda kalabiliyor ve düşmüyor bakın, gayet sağlam. Vay, küçücük şey tutuyor lan. Ve sıra geldi neye, biliyorsunuz en büyük kutuya. En çok da onun için heyecanlıyım. Bunlar mükemmel. Benim hiç büyük bir figürüm olmamıştı. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Hadi geçelim. Vaa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ta-ta-ta-tam. Itachi. Arkadaşlar. Ben Itachi'yi çok seviyorum. Oğlum nasıl açacağım? Korkuyorum. Oha. Bunun kafası yok. Kırıldı sanmıştım. Ama size bir şey göstereceğim. Gelirken kırıldı sandım. Çok korktum ama. Bakın burada ne var? İki tane kafa var. Aşırı merak ettim şu an. Hadi bir an önce açalım bunu.
Bayağı da büyük bu arada. Bu ne? Arkadaşlar ben animeye 6 yaşında falan başladım. O zamanlar TRT'de falan yayınlanıyordu bunlar. Türkçe dublaj olarak. Zaten evimde ilk internetim geldiği gibi anime izlemeye başladım. O zamanlar da lise zamanlarıydı. Şu anda 25 yaşındayım. Zaten yeni yeni popüler oluyordu internet o zamanlar. Yeni yeni dokunmatik telefonlara geçiyorduk falan. Ve o zamanlarda anime kültürü diye bir şey neredeyse yoktu. Lisede anime ne falan diyorlardı. Çok zorbalığa uğradım bu konuda. Çok dalga geçildi. Hep o zamandan beri ben figür istiyorum. Bir türlü alamadım. Lisedeyken param yoktu diye alamadım. Ama şu an elimde 3 tane figürüm var arkadaşlar. Liseli Sevinç şu anı görseydi gururlanırdı ve sevinçten ağlardı büyük ihtimalle. Açıyorum. Öncelikle şöyle güzel bir kutuda geldi. Kalıp şeklinde. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Böyle bir şey çıktı. Bayağı büyük. Ve ben Itachi'ye bayılıyorum. Şu an yatağın üstünde video çekiyor olmasaydım size Itachi kostümümü giyip gelmiştim. Ama şu an Itachi kostümüm bazonun altında. O yüzden buradan kalktığımda oyuncakları yerleştirirken giyeceğim. Şunun mükemmelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok kaliteli duruyor. Böyle iki tane kafası var, gözleri farklı. Bunları da kolayca takıp çıkarabiliyorum. Arkası falan da böyle. Ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara da yazın lütfen. Ben şu kafaya takacağım. Pat diye de girdi zaten. Gerçekten çok güzel. Ya şu anda aşık oldum, tutuldum ya. Şu an ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam, tarif edemem. Tekrardan Akatsuki Shop'a bu değerli hediyeler için teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzeldi ve hepsi de çok kaliteli gerçekten. Kalitelerine hiçbir şekilde laf yok. Benden kalite konusunda 10 puan aldı. Paketleme konusunda da güzel bir puan aldı. Bu arada ben oyuncaklarıma çocukluğumdan beri değer veriyordum. Hatta Toy Story izledikten sonra oyuncakların gerçek olduğunu falan düşünüyordum küçükken. Ara ara belki siz de yapmışsınızdır. Kapının deliğinden falan bakıyordum oyuncaklarım hareket ediyor mu diye. Etmiyorlardı. Ama yine de ben oyuncaklarıma çok değer verdim. Onların da bir kalbi varmışçasına. Ve benim bebeklikten bir yaşına falan kalma oyuncaklarım var. Onu da size göstermek istiyorum. Hadi gelin birlikte oyuncak rafımı yerleştirelim. Bugünün anlam ve önemini özel olarak... Aslında full böyle üstümde kalsın istiyordum. Ama sonra fark ettim ki mikrofonum burada ve çok hışırtı olacak. Bu da böyle birazcık naylonumsu bir şey. O yüzden çıkartıyorum. Başka bir videoda size gösteririm. Şu tarafın dağınıklığını mazur yerim. Ben bu rafı yeni aldığım için bütün kitaplarımı falan buraya koydum. Burada bir komodin vardı. Onu boşalttım. Şurayı bir yerlere ayırdım ama orası da kalkacak zaten. Birkaç gün oraya komodin alacağım. O şeyi full atacağım. Zaten sticker falan yapıştırmışım. Eskiden kalma bir şey. Ben ilk olarak bunu yerleştirmek istiyorum. En tepeye koyacağım. En tepeye taşıyı koydum. Böyle yerleştirirken birkaç anısı olan şeyleri de anlatmak istiyorum. Çok tatlı. Çok alakasız iki şey koyacağım. Onun yanına aslında iki koyacağım. Böyle Wings Pierce gibi görünmüyor mu? Bunlardan önce bende olan tek figürü. Yani Hatsune Miku'yu koyacağım. Bu da Hatsune Miku ama böyle çiçekli böcekli pembiş pembiş. Oraya yakışacağını sanmıyorum ama yine de koyacağım. Orası figür yeri olsun. Dedim bunu da mı koysam? Aşırı alakasız olacak. Neyse bu benim Hello Kitty bardağım hediye. Ben Hello Kitty çok seviyorum arkadaşlar. Bu da hediye. Bunu bunun içine atacağım. Böyle dırsın. Bunu da buraya koymak istiyorum. Oldu mu? Bence oldu. Bu ne biliyor musunuz? Hayır ruj değil. Bu bir çakmak. Evet kokulu mu? Ne alaka değil mi oraya? Bir tane daha Yoda koyacağım. Bu da küçük Hello Kitty. Çocuğu gibi böyle yanında dırsın. Çok sevdiğim bir hanımefendiden hediye. Ona da buradan izliyorsa selam olsun. Bu da benim için çok değerlidir. Yanmaz umarım orada. Zaten birazdan söndüreceğim. Video boyunca orada yansın yeter. Şöyle bir heykel saksım var. Bunun için John Wick parası var. Bir de hediye gelen ve kendimin olan penaları atıyorum buraya. Şöyle tuttum ki taç gibi dursun. Bunu da üste koyabilirim bence ya. Bu arada hafızam da dolmak üzere. Son 10 dakika kalmış. Yaşasın. Buraya peluşlarımı atacağım. Bunlar da erkek arkadaşımdan hediye. Arkadaşlar size en eski oyuncağımı göstereyim mi? Bu boncuk tam 1 yaşından beri benimle. Benle aynı yaşta diyebilirim neredeyse. 1 yaşından beri bunu saklıyorum. Hatta gözü kırılmış falan. Rengi mengi değişmiş ama bu benim için çok değerli. Hatta şurada böyle bir şeyler var. Ben küçükken ufak ufak şeyleri buraya sakladım. İşte kağıt para olsun, ne bileyim böyle not olsun, hatırası olan şeyler olsun, ince ince küçük şeyleri ben bunun içine saklıyordum. Sonra da dikiyordum. Burada böyle dikiş izi var. Çok saçma bir şey ama. 5-6 yaşlarında falan yapıyordum bunu, evet. Arkadaşlar bu da 5 yaşından beri falan benimle. Çok korkunç duruyor olabilir ama ismi Layla. Ben bunu çok seviyordum küçükken. Bu da çok sarı duruyor. O kadar sarı değil. Işıktan dolayı herhalde.
Esmer ama. Leyla. Wings'ten esinlenmiş. Şu bir tanem Can Dener'in hediyesi bana. Telefon tutacağı. Onu görmeye gittiğimde bana bunu verdi. Çok şeker bir insan. Önemli olduğu için şuraya kayacağım. Bu da böyle küçük ben ve küçük Sailor Moon. Arkadaşım Fatma'dan hediye. Hatta Natsuki seslendirmişti, tanırsınız. Bunu hatırlayan var mı ya? Turkcell şeyi oyuncağı. Çok çok eski bu. Bu da yine bir yaşlarımdan kalma. İsmi boncuk olan o diğer oyuncağın karısıydı bu da. O zaman böyle bir senaryo yazmışım bunlara. O yüzden onun yanına koyuyorum. Ve iki tane daha nostaljik şey göstereceğim. Coca-Cola'nın Foku ve Coca-Cola'nın Penguin'i. Bunlar da çok eski. Zaten anlaşılıyor. Artık üretilmiyor. Küçük izleyicilerim varsa bilmez. 3 tane kola kapağı getirene bunu hediye ediyorlardı bunları. 3 tane mi 5 tane mi öyle bir şeye. Hatta tabak falan hediye ediyorlardı eskiden. Eskiden çok güzeldi her şey. Evet, böyle oyuncaklarımı şipliyordum ben hep. Zaten bunlar karı koca olarak satıldığı için. Böyle gelin ve damat. Aha, bir tane daha Coca-Cola'larını buldum. Evet, bunu da veriyorlardı küçükken. Hepsini biriktirmişim, almışım. Arkadaşlar, bebeklik oyuncağım. Hani böyle sıkarsanız vik 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 eder ya. Tabii ki kalmamış o şeyi ama içine düşmüş. Bebeklik oyuncağımı buldum. Ya inanamıyorum. Benle aynı yaşta bu. Bunu buraya koyacağım. Arkadaşlar bu da erkek arkadaşımın bana ilk hediyesi. Şöyle küçük bir güvercincik cam. Çok güzel, çok tatlı. Bu benim için gerçekten manevi değeri yüksek bir şey. Burası böyle oldu ama şu bebek çok korkunç oldu. O bebeği ben aşağı alacağım. Kardeşim bebekken bir şeyden çıkmış bu artık. Neyden çıkmış bilmiyorum. Bana hediye etmişti. Kardeşimin ilk hediyesi diyeyim buna da. Burası full böyle manevi değeri olan bir raf oldu. Yine bebekliğimden kalma bir oyuncak. Hatta bu babamın oyuncağıymış. Benim bebekliğimden de eski. Sonra bana vermişti. Burnu falan kopmuş ama hala burnunu saklıyorum. Şurada bir yerde yapıştırsam yapıştırırım aslında. Şimdilik bu da böyle kedicik sanırım bu. Dursun. Nerede dursun? Şurada dursun. Bu da mağara camdan yürüttüğüm ahtapot. Bu da böyle kulaklık şeklinde minik bir yüzük. Harika değil mi? Ben çok garip şeyler var bende. Evet arkadaşlar, son hali bu şekilde. Çok dağınık oldu. Daha sonra belki yine düzeltirim. Ya da yeni oyuncaklar alır koyarım. Yeni figürler koyabilirim. Çok dağınık durdu ama gerçekten de manevi değeri yüksek olan şeyler var burada. Hepsi neredeyse çocukluğumdan kalma. Diğerleri de zaten hediye. O yüzden benim için çok değerli. Benim resmen küçükken hayalim de böyle bir rafımın olması. Peki sizin böyle küçük tatlı hayalleriniz var mı? Varsa neler, yorumlara bekliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Umarım sizi sıkmamışımdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağda ve solda çıkan videolara da bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.